Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere parça parça kitap tanıtımları yaptım arkadaşlar. Stephen King'ler için ayrı bir video paylaştım. Clive Cussler, Jules Verne, işte bilim kurgu klasikleri gibi külliyatlar olduğu için ayrı video paylaştım. Önerdiğim kitaplar için ayrı video çektim. Kitaplığımın halini gösterip hiç konuşmadan sadece kitaplığımı göstererek hızlıca geçtiğim videolar olmuştu. Fakat bugün artık bir düzenleme yaptım. Tam sayısını ben de bilmiyorum ama şu an odamda bulunan kitap sayısı 1400'ün üzerindedir diye tahmin ediyorum. Ankara'da da bir kısmı var. Hediye etmek üzere ayrı bir oda tuttuğum 20'nin üzerinde kitap var. Onları artık dahil etmiyorum dediğim gibi. Sadece şu an odamda bulunan kitapları sayıyorum. 1400'ün üzerinde kitap vardır herhalde. Bugün sizlere arkadaşlar aynısından iki tane diye ayırt etmeden, işte basım farkı var diye ayırt etmeden odamda hangi kitap varsa, çünkü bazıları dediğim gibi çeviri farkı diye ekstra aldığım kitaplar var. Ciltlisi, karton kapaklısı ayrı ayrı aldıklarım var. Tasarım değişti diye aldıklarım var. Hiçbirini ayırt etmeden odamdaki bütün kitapları okuyarak geçeceğim sizlere arkadaşlar. Stephen King'lerle başlayayım yine. Karakule, Karakule Silah Yol, Üçün Çizgiler, Üçün Çekiliş, Hayaletler Beldesi, Çorak Topraklar, Çorak Toprakların Birleştirilmiş Hali, Büyücü ve Cam Küre, Anahtar Deliğinden Esen Rüzgar, Kaldırın Kurtları, Suzanların Şarkısı, Kule, Falcı İnkılap, Falcı Sayfa 6, Cep, Yazma Sanatı, Yazma Sanatının Çevirisi Değişmiş Olanı, Gecenin Pençesi, Hayvan Mezarlığı, Mahşer, Mahşer Tam Metin, Mahşer'in Ciltli Olanı, O Tam Metin, O'nun Ciltli Olanı, Medyum, Doktor Uyku, Diriliş, Kubbenin Altında, Eğlence Parkı, Yüzyılın Suçlusu Blaze, Uykusuzluk, Hayat Hemen Karanlık, Hayat Hemen Karanlık Tam Metin, Colorado Kid, Tom Gordon'a Aşık Olan Kız, Ateş Yolu, Çağrı, Yüzyılın Fırtınası, Kemik Torbası, Kristen'in Cep Boyu Olanı ve Normal Boyutlusu, Hortlak, Korku Ağı ve Korku Ağı'nın Tam Metin Olanı, İki Ölü Kız, Ölüm Hücresindeki Fare, Kafenin Elleri, Ölümün En Kötüsü, Gece Yolcuları ve Kafi Yeşil Yol'da, Yeşil Yol dizisiydi bu 6 ciltlik. Ve Yeşil Yol kitabı, Ejderhanın Gözleri İnkılap ve Ejderhanın Gözleri sayfa 6. Bu ilk 8. Ruhlar Dükkanı, Tepki, Oyun, Rüya Avcısı, Çılgınlığın Ötesi, Ölüm Dansı, Göz, Dolores Claiborne İnkılap ve Dolores Claiborne sayfa 6. Sadist, Şeffaf, Şeffaf'ın tam metin olanı. Bay Mercedes, Kim Bulduysa Onundur, Son Nöbet, Yaratık, İnkılap ve Yaratık sayfa 6. Düzenleyiciler, Richard Bachman, Düzenleyiciler İnkılap ve Düzenleyiciler Yaratık Yeniden Doğuyor sayfa 6. Tılsım, Karaev, Kurt Adamın Döngüsü, Bir Aşk Hikayesi, Duma Adası, 23-11-63, Uyuyan Güzeller, Yabancı, Cujo, Enstitü, Gece Yarısının İki Keçe, Gece Yarısının Dört Keçe ve kitabın birleştirilmiş hali, rakamla değil yazıyla yazılan Gece Yarısının Dört Keçe kitabı, Ceset, Kuşku Mevsimi, Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedeli, Azrail Koşuyor, Maça Kızı, Güvendir'in Düğme Kutusu, Karanlık Öyküler, Siyah Takım Elbiseli Adam, Karanlık Çökünce, Sis, Sis Tam Metin, Hayaletin Garip Huyları, Hayaletin Garip Huyları Tam Metin, Zifre Karanlık, Yıldızsız Gece, Rüyalar ve Karabasanlar, Rüyalar Karabasanlar 1, Rüyalar ve Karabasanlar 2, Rüyalar Karabasanlar 2, Rüyalar ve Karabasanlar 3, Rüyalar Karabasanlar 3, Kabuslar Pazarı. Buraya kadar olanlar arkadaşlar, kitabın ya adı değişti, ya yayın evi değişti, ya çevirisi değişti. Yani o yüzden bu şekilde yan yana duranlar, mutlaka bir fark var arada. Bunlar antolojiler, ustaların seçtikleri, her birinde King'in birer tane hikayesi var. Efsaneler 1, 2 de yok, 1 de var King'in hikayesi. Efsaneler 2, 2004 yılının en iyi fantezi ve korku öyküleri, Hortlak, Karanlıkta 33 Yazar 3. cilt, Kutulum Mitosu Öyküleri 4. kitap, Yazdıklarıyla Yaşayanlar, Yazdıklarıyla Yaşayanlar 2, Yazarın Odası, Esaretin Bedeli kitabı. Burada arkadaşlar film kapağına sahip O'nun ciltli olanı tam metin ve O'nun karton kapaklı olanı film kapaklısı. Bunlar Karakule'nin yeni basımları arkadaşlar. Silah Yol, Üçün Çekilişi ve Çorak Topraklar, Tepki'nin son basımı. Yine Karakule'nin yeni basımları devam ediyor. Büyücü ve Cam Küre, Kalanın Kurtları, Suzanlı'nın Şarkısı, Kule ve Anahtar Deliğinden Esen Rüzgar nihayet geldi. Yeşil Yol ve Cep'in son basımları. Şuradakiler yine arkadaşlar. Tılsım, Yüzyılın Fırtınası, Tom Gordon'a Aşık Olan Kız, Colorado Kid, Yüzyılın Suçlusu Blaze ve Eğlence Parkı kitapları da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar da farklı yayın evinden çıktığı için buraya dizdim kitaplar. Gece Yarısının Dört Keçeni farklı bir basımı. Şeffaf'ın birinci basımı. Korkağın'ın yine farklı bir basımı. İlk basımlardan. Kemik Torbası'nın film kapaklı basımı ve Kemik Torbası'nın son basımı. Kemik Torbası'nın birinci basımı. Şurada Hayvan Mezarlığı'nın geriye kalan basımları var. Kurt Adamın Döngüsü'nün son basımı. Azrail Koşuyor'un ikinci basımı. O'nun Büyücü ve Cam Küre'nin ve Üçün Çizgilerinin birinci basımları var burada arkadaşlar. Karakule, işte O gibi kitaplar benim için çok özel olduğundan, Kemik Torbası, Hayvan Mezarlığı da dahil bütün basımları var elimde. Buradakiler böyleydi. Yine şurada aşağıdan devam edeyim arkadaşlar. Aynısından iki tane var gibi görünebilir. O yüzden dediğim gibi ayırt etmiyorum artık. Medium'un uzun boylu alanı. Bunlar kitapların uzun boylu olduğu için tekrar aldım basımları. Medium, Kristin, Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedeli, Sadist, Cujo,
Colorado Kid. Yine bu farklı bir basımıydı. Kemik Torbası'nı benim aldığım ilk basım bu arkadaşlar. İki kere farklı arkadaşlarıma hediye, özür dilerim, ödünç verdim. Onları okuduktan sonra geri vermişlerdi. Tabii bir de ben okudum. 3-4 kere böyle okunduğu için kitap biraz yıprandı. Yine Hortlan, yani Stephen King'in ülkemizde yayınlanan ilk kitabı olan Hortlan, Hortlan kitabının bende 2 tane basım var farklı. Kurt Adam'ın Döngüsü yine zor bulunan bir kitaptı arkadaşlar. Ondan bende 3 tane var. Şu Kurt Adam'ın Döngüsü son basımı bir daha aldım arkadaşlar. Çünkü sayfa altı yayınları, özür dilerim, 6.45. 6.45 kitabevi bu kitabı yıllar sonra bastı fakat sayfa sayısı yarına A yazıyordu. Size göstermiştim kitabın içeriğini. Bu kitabı yeni aldım. Özellikle bir bakayım dedim. Bunda A yerine artık onu düzeltmişler. Sayfa sayıları yazıyor. 128 sayfa bu kitap. Onu da basım hatası olduğu için o kitabı vermeyeceğim. Bu da artık düzgün olduğu için haliyle bu kitabı vermeyeceğim. Elimde tam 5 tane Kurt Adam'ın Döngüsü oldu yani. Ejderhanın Gözleri'nin farklı bir basımı var. Clive Cussler'ın Kıskanç kitabının normal boyutlusu. Stephen King'leri bitirdim arkadaşlar. Elimde başka hatırladığım kadarıyla yok. Yani dediğim gibi hediye edilecek olduğum kitaplar var sadece Stephen King'ler. Onları da artık sahiplerine vereceğim için saymıyorum. Abum Rabum, Diriliş, Varoluşçuluk, Suskunlar, Romantika, Otomatik Portakal, İnsan Nedir, Günün Adı, Mutluluk. Bu hediyeydi bana. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru geçeyim arkadaşlar. Sabahattin Önkibar'dan Yazılamayanlar, Japon Masalları, Değiştirilmiş Karbon, Düşmüş Melekler, Dirilen Öfke, Sırça Köşk, Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk, Başkasının Karısı, Yaban, Saraybosna Marlborosu, 19 Mayıs 1999, Atatürk Yeniden Samsun'da, Atatürk ve Cumhuriyeti Anlamak, Bin Muhteşem Güneş, İki Şiir Arasında, Devlet Ana, Yeşil Deniz Kabuğu, Değirmen, Nar Ağacı, Empati, Başlat, Kızların Suskunluğu, 49 numaralı parçanın iddiası. Burada arkadaşlar İtakiki'nin modern serisinin bazı kitapları var. Tamamı yok ama bazıları var bende. Rebecca, Sütçü, Parçalanma, Artık Huzur Yok, Dubliniler, Tanrı'nın Bir Kolu, Mezarlarınıza Tüküreceğim, Cuma Karası, Evelyn Hardcastle'ın 7 Ölümü, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Sivil İtaatsizlik, 11. Kat, Parafili, İçimizdeki Şeytan, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gör Beni, Bir Psikiyatristin Gizli Defteri, Mit ve Anlam, Hipnozcu, Şantiye Gürültüsü, Işınlanma Kazası, Bir Gün, Beyaz Zambaklar Ülkesinden'in farklı bir basımı, Fareler ve İnsanlar, Atatürk, Loki'nin Müjdesi, Kaderler Tableti, Kardeşimin Hikayesi, Zamanda Buluşma, Deha'nın Kodları, Kraliçe Luana'nın Gizemli Alevi, Çankaya, Çölün Eşiğinde, Atatürk'ten hiç yayınlanmamış anılar, Krizalitler, Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Kızıl Elma ve Türkçülüğün Esasları kitapları, Salgın, Su Geçirmez İncil. Şurada Terry Pratchett'ın bazı kitapları var arkadaşlar. Büyünün Rengi, Fantastik Işık, Has Büyü, Erik, İlginç Zamanlar, Tırpanlı Adam ve Mort, Kolera Günlerinde Aşk, Göğe Bakma Durağı, Son Nefes Havaya Karışmadan, Kozmos, Atsızdan Ruh Adam. Şurada Veli Yılmaz'ın Eylül Hukuku ve Basın Özgürlüğü kitabı var. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselişi ve Çöküşü, Demir Ökçe, Bilim Aslında Çok Eğlencelidir, Yer Altından Notlar, Paranoya, Semerkant, Hayat Işığım, Pus, Göl, Eski Sevgililer Oteli, Gizli Kitap. Şurada arkadaşlar Stefan Zweig'den Ay Işığı Sokağı kitabı var. Burada Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın setinin bazı kitapları var. Tamamı yok bende ama. Astronomi kitabı, artık alfabetik olarak dizdim. Bilim, edebiyat, felsefe, işletme, klasik müzik, matematik, mitoloji, psikoloji, sinema, siyaset, sosyoloji ve tarih kitapları var. Şu an okuduğum kitap, dinler kitabı, yani şurada olması gerekiyor ama ara ara okuduğum için burada değil, yukarıda göstereceğim. Strateji. Küçük Mucizeler Dükkanı, Keskin Şeyler, Karanlık Ada, İroni, Geldikleri Gibi Gittiler, Unutulmuş Kızlar, Atatürk ile Kazım Karabekir Olayı ve İsmet Paşa, Ezilenler, Belgelerle Dersim Gerçeği, Atatürk ve CHP'nin Saklı Tarihi, Renklerin Tınısı, Elhamra, Kaderle Randevu, Camdaki Kız, Vatan ve Führer İçin, Yeşil Mürekkep, Ela Gözlü Pars Celile, Açlık, Akşam Yıldızı, Aeden. Burada arkadaşlar Harry Potter serisinin ilk 4 kitabının ciltli olanları var. Resimli ve ciltli olanlar. Felsefe Taşı, Sırlar,
Odası, Azkaban Tutsağı ve Ateş Kadehi kitapları şurada. Şu dediğim kitap buydu işte, Dinler kitabı. Şurada arkadaşlar Dünya Savaşları Ansiklopedisi'nin 3. basımı olan, 3. basım çünkü 6 ciltli, ilk 2 cilt, şey ilk 2 basım 9 ciltte. 3. basımı olan 6 ciltli kitabı var. Sıfır bu yani, okunmamış, o yüzden değerli. Sol yayınlarından çıkan Kapital var arkadaşlar. 1. 2. 3. ciltler. Hayvan Çiftliği ve 1984'ün ciltli olanları. Edgar Allan Poe'nun bütün hikayelerinin Ren yayınlarından çıkanı. İskandinav mitolojisinin, bir idam mahkumunun son gününün, Suç ve Ceza'nın ve Simyacı'nın ciltli olanları burada. Bunlar yani aynısından iki tane olan kitaplar, ciltli oldukları için bu şekilde aynısından iki tane aldım. Yine şurada arkadaşlar Frank Herbert'ın Dune serisinin ciltli olanı var. Savaş ve Barış'ın Oda yayınlarından çıkan karton kapaklı olanı var. Ciltli olanı da var bende. Şeker Portakalı'nın farklı çeviriye sahip olanı var. Çevirisi değişmiş. Ben Efsaneyim yine çevirisi değişmiş. Farklı bir kitap var. Hayvan Çiftliği ve 1984'ün mini kitapları, Dun Kafirleri ve Dun Rahibeler Meclisi'nin Sarmal ve Kabalcı yayınlarından çıkan kitapları burada arkadaşlar. O yüzden bunlardan ikişer tane var bende ama dediğim gibi bunlardan iki tane var belki ama kitap iki tane diye bunların fiyatı sıfırlanmıyor, kütlesi sıfırlanmıyor, hacmi sıfırlanmıyor. Para verip alıyorum, gördüğünüz gibi yer kaplıyor, ağırlık hepsi buraya indirip kaldırmak. O yüzden aynısından iki tane var diye hiç es geçemeyeceğim, kusura bakmasın kimse. Bunları da sayıyorum yani. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Şevket Süreyya Aydemir setlerim burada yani bir kısmı. 3 ciltlik Tek Adam, 3 ciltlik İkinci Adam, Menderes Sendromu ve yine 3 ciltlik Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa kitapları burada. Yine Şevket Süreyya Aydemir'den İnkılap ve Kadro, Diriliş, Şu Çılgın Türkler, Cumhuriyet ve Cumhuriyet 2 Türk Mucizesi, Çılgın Türkler Kıbrıs, Doktor Rıza Nur dosyası. Buradan sonrakiler arkadaşlar benim Hasan Ali Yücel klasikleri dizimden bazı kitaplar. Ama tabii ki ben bunları şuradaki Roma rakımıyla yazılan sıraya göre dizmedim. Yani zaten birinci kitap gördüğünüz gibi şurada. Gurur ve Önyargı. Ama ben kitaplığa sığdırabilmek adına artık nasıl rahat sığacaksa o şekilde dizdim. Dede Korkut hikayeleri, Profesör Cimri, Sokrates'in savunması, Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Kendime Düşünceler, Kutadgubilik, İnsanca, Pek İnsanca Bir, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ölü Canlılar, Veba Yılı Günlüğü, İlyada, Odisea, Kumarbaz, Gargantua, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Romeo ve Juliet, Babalar ve Oğullar, Beyaz Geceler, Goriot Baba, Robinson Crusoe, Mutlu Yaşam Üzerine, Yaşamın Kısalığı Üzerine kitapları burada. Hamlet, Sefillerin ciltli olanı, Savaş ve Barış'ın ciltli olanı, burada ciltliler var arkadaşlar. Yüzbaşının Kızı, Bütün Öyküler, Bütün Romanlar, Puşkin'in, Toprak Arabacı, Kafkas Tutsağı, İvan İliç'in Ölümü, Sefillerden İvan İliç'in ölümüne kadar olanlar ciltliler. Monte Cristo Kontu, Dorian Gray'in Portresi, Üç Silahşor, Seyir Defterleri, Anna Karenina, Kötülük Çiçekleri, Toplum Sözleşmesi, Karamazov Kardeşler, Bir Delinin Anı Defteri, Palto, Burun, Oblomov, Yaşlı Kato veya Yaşlılık Üzerine, Ütopya, Notre Dame'ın Kamburu, Kanunların Ruhu Üzerine, Budala, Deliliğe Evgü, Genç Werther'in Acıları, Gurur ve Önyargı, Hayvanlaşan İnsan, Düşünceler ve Savaş Sanatı. Şurada bir kısmı yine yerde arkadaşlar. Artık bunları da oturarak göstermeye çalışacağım. Yüzyıllık Yalnızlık, Asla Ayrılmayacağız, İkizlerin Zamanı, İkizlerin Savaşı ve İkizlerin Sınavı, Gerçekle Yüzleşme Vakti, İnsanın Acısını İnsan Alır, Epiktetos, Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir, Kızıl, Vahşetin Çağrısı, Çin Masalları, İlker Başbuğ'dan Nasıl Bir Türkiye, Rüzgarın Adı, Bilgi Adamı Korkusu, Sessizliğin Müziği, Yazın Sanatı ve Yaratıcı Yazarlık, Bolşevik Devrimi 2 ve Bolşevik Devrimi 3, Edward Halit Kardan, Uğultulu Tepeler, Komünist Manifesto, Svastika Geceleri, Yaşlı Adam ve Deniz, Kitapları Kurtaran Kedi, Otomatik Piyano, Oz, Manastır, Küçük Şeylerin Tanrısı, Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok, Şahmat, İki Şehrin Hikayesi, Metal Fırtına 5, Tengri, Gösteri Peygamberi, Dövüş Kulübü, Genç Bir Doktorun Anıları, Güz Alacakaranlığının Ejderhaları, Kış Gecesi Ejderhaları ve İlkbahar Şafağı Ejderhaları, Deizm, Kulleteyn, Tutunamayanlar, Veba, Kuzuların Sessizliği, Huzursuzluk, Sızma Sanatı,
Öğürtlen Kışı, 9 EQ, Atatürk, Görme, Duyma, Konuşma, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, İnsan Lekesi, Ölüler Sır Saklamaz ve Yaşamak İçin Sosyalizm. Bu aralar bunu okuyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesi bana o kitap. Şuradan devam edeyim. Artık Yordam yayın evinden tekrar aldım. Ciltli olan Kapital. Zamanında Sol yayınlarından almıştım okurum diye. Daha sonra da okumadım. Yani ben bekleyemem demiştim. Şu ciltli kitabın o zaman sadece birinci cilt çıkmıştı herhalde. İki ile üç daha çıkmamıştı ama artık ciltli kitap da tamamlanınca bunu da aldım. Hangisinden okuyacağımı ben de bilmiyorum. Yani henüz karar vermedim ama elimde en azından iki farklı çevirisi var Kapital'in. Benim için bir avantaj. Yerdeniz, tek cilt olan. Yeşilin Kızı En 1, 2, 3. Bitmeyecek Öykü. Akıl Oyunları, Beni Asla Bırakma, Uyandığında, İnci, Gazi Paşam, Atatürk'ün Sevdiği Kadınlar, Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı, Atatürk ve İzmir, Atatürk ve Kayık Kutamuğu'nun Şifresi, Musa'nın Gülü, Kendine Ait Bir Oda, Atatürk'ün Doğu Politikası ve Kürt İsyanları, Anılarla Atatürk. Bu kitapların bazılarını Ankara'da kitaplığımı tanıtırken zaten göstermiştim size arkadaşlar. Yani aşina olanlarınız vardır belki ama hem kitapların bir kısmı orada kaldı, tamamını getirmedim. Hem de tabii ki o kitap tanıtımından sonra da yüzlerce kitap aldım. O yüzden ufak bir güncelleme oldu böyle. Unutma Beni, Evernight Akademisi'nin 5 kitaplık serisi Sonsuz Gece, Yıldız Avcısı Kum Saati, Yaşamın Ötesi ve Baltazar, Günübirlik Hayatlar, Halüsinasyon, Börü, Nabokov'un Kedisi, Veronica Ölmek İstiyor, Beni Benden Dinleyin, Koleksiyoncu, Lyon'da Düğün, Atatürk Beni Tanımalıydı, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu, Kızıl Veba, Liseden Arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk, Devrim Altay'dan, Lord Kinross Atatürk, Albay'a Mektup Yok ve Uğur Mumcu'nun Rabıta kitabı. Şuradakilerde arkadaşlar yine biraz karanlıkta kaldı ama Üç Cisim Problemi, Karanlık Orman, Ölümün Sonu, Aydaki İlk İnsanlar, Gökteki Bütün Kuşlar, Boynu Bükük Öldüler, Ada, Kurtlarla Koşan Kadınlar, Kemal Tahirler var, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı, Kuyucaklı Yusuf, Gazap Üzümleri, Aylak Adam, Eski Mısır, Doğu Asya, Deniz Kurdu, Tom Sawyer'ın Maceraları, Ateşten Gömlek. Şuradaki işte size söyledim arkadaşlar. İkinci basım bu. Dünya Savaşları Ansiklopedisi'nin. Çok sevdiğim bir kitap bu benim. O yüzden iki tane verelim de. Yani vermeyi düşünmüyorum. Hatta geçenlerde bir arkadaşıma hediye aldım. Ona da yine 6 ciltlisini buldum, hediye ettim. Üçüncü basımını. Şu biraz kıymetli benim için. 9 ciltlik Dünya Savaşları Ansiklopedisi. İlk 3 cilt. Birinci Dünya Savaşı'nın işte 4'ten 9'a kadar olan da İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Yunan mitolojisi, Şimal Yıldızı, Türkiye neden ağaca sarıldı, Resimli Harp Tarihi, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı, Havada Yürüyen, Dünya Tarihi, Sineklerin Tanrısı, Geçmişe Yolculuk, Mary Stuart, şurada Tesla, Maskelerle Çevirebilir Hayat, Aforizmalar ve İcatlarım kitapları var. İntibah, Çalı Kuşu, Damızlık Kızın Öyküsü, Serenat, Sarı Mustafa'm, Şekersiz 21 Gün, Liman von Sandersten Türkiye'de 5 Yıl, Murphy, Zombi, Gelibolu 1915, Ermiş, Momo, İnsan Ne ile Yaşar, Üç Kız Kardeş. Geçiyorum. Deniz Feneri, Yıldız Gezgini, Senden Önce Ben, Kurma Kız, Medusa Darbesi, Bir Serçe Düştü, Sessiz Köşe, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Yükseliş, Çöküş, Malcolm X, Sessiz, Kanunsuz, Bunu Herkes Bilir, Çizgili Pijamalı Çocuk, Siddhartha, Mülksüzler, Bir Wolf, Yalandan Kim Ölmüş, Gece Uçuşu, Çember, Terör Hukuku, Fevzi Çakmak, Lolita, Yaşamak, Derin İmparatorluk, İnsanın Anlam Arayışı, Üç Tarzı Siyaset, Uçurtmayı Vurmasınlar, Avcının Kaderi, Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha sair Batı Tatarlarının Tarihi Umumüsi, Fırlama Profesör, Mavi Ufuklar, Nehir Tanrısı, 3, 4, Türklerin Tarihi, Benim Yolum. Resimli Evren Atlası, Yazarlar, Yaşamları ve Eserleri,
Fantastik canavarlar nelerdir? Nerede bulunurlar? Şu Dan Brown'ın Hayvanlar Senfonisi arkadaşlar, bu sesli kitap zaten. Formula 1 2006 sezon değerlendirmesi. Şurada da Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali kitabı var. Şu çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlunun bana hediyesi, çizip yollamış. Şöyle göstereyim. Harry Potter'daki Weasley'ler. Bu da benim hediye edilmeyi bekleyen başka bir arkadaşımın oğluna doğum gününde hediye etmek için aldığım, gününü bekleyen Harry Potter kutulu seti. Onun önüne koyduğum özellikle. Benim Harry Potter kitabım orada değil çünkü aşağıda. Yine şurada arkadaşlar bilim kurgu klasikleri. Hızlı bir şekilde anlatayım. Daha önce çok tanıttım bunları. Dune, Kıyamete 1 Milyar Yıl, Maymunlar Gezegeni, Cesur Yeni Dünya, Çocukluğun Sonu, Doktor Moro'nun Adası, Dune Mesih'i, Işık Tanrısı, Yıkıma Giden Adam, Yıldız Gemisi Askerleri, Sürgün Gezegeni, Pazartesi Cumartesi'den Başlar, Arturus'a Yolculuk, Zaman Makinesi, 2001, Bir Uzay Destanı, bunun basımı yok arkadaşlar. Niye gelmedi bilmiyorum yani. İlk nokta internet sitesine bakarsanız yok. Nadir'de falan denk gelirseniz, yani sıfırları şu an için çok pahalı değil. Bulursanız alın bence, sete gidiyorsanız. Dün Çocukları, Ben Robot, Kaplan Kaplan, Bitmeyen Savaş, Ay Zalim Bir Sevildir, Su Adamı, Görünmez Adam, Tanrı Olmak Zor İş, Frankenstein, Anlatış, Dune Tanrı İmparatoru, Resimli Adam, Yenilmez, Dünyalar Savaşı, Yüzyılın En İyi Bilim Kurgu Öyküleri, Uzayda Piknik, Uzaktan Kumandalı Kız, Fahrenheit 451, Yakma Zevki, İşte İnsan, Bir Mars Destanı, Bu Ölümsüz, Mars Yıllıkları, Kadınlar Ülkesi, Yaban Diyarlarda Yabancı, Tanrıların Tohumu, Andromeda Nebulası, Yakın, Kumsalda Kızılmars, Postacı, Biz, Filibusterla, Leibovitz için Bir ilahi, İşkencecinin Gölgesi, Dünyaya Düşen Adam, Uzlaştırıcının Pençesi, Kallocain Kent, Tanrının Gözündeki Zerre, Ben Efsane, Dun Sapkınları, Yokuştaki Salyangoz, Dun Rahibeler Meclisi 1984, Hayvan Çiftliği, Makine Yazı, Hava Adamı Ariel. Burada arkadaşlar Brian Hilbert'ın yazdığı Dun serisinin devamı olan Atreides Hanedanı, Harkonnen Hanedanı ve Corrino Hanedanı kitapları var. Daha önce bunlardan bahsetmiştim zaten. Şuradaki 4 tane Orhan Pamuk, Kar, Sessiz Ev, Kafamda Bir Tuhaflık ve Yeni Hayat benim çok sevdiğim bir arkadaşımın bana hediyesi arkadaşlar. İçinde notlarla birlikte böyle. Yani böyle şeyler benim için kıymetli. Bana tutup 0-7 kitaplık Harry Potter serisini getirip önüme koysanız, alsam bunu oku diye hiçbir kıymet yok benim için. Ama yani dediğim gibi şu arkasına not yazılmış ufak bir kartpostal benim için kat kat daha kıymetli ondan. O yüzden böyle özel hediyeleri ben de özel yerlere koymaya gayret ediyorum. Şu 4 kitap dediğim gibi hediye. Masumiyet Müzesi, Pia Mater, Arachnoid Mater. Burada Neil Gaiman'lar var arkadaşlar. İskandinav mitolojisi, öyküler, Amerikan tanrıları, mezarlık kitabı, Koralin, Yok Yer, Yolun Sonundaki Okyanus. Şurada Dmitri Glukowski'nin Metro 2033, 2034 ve 2035 kitapları var. Çok sükse yaptı herhalde bunlar, biraz böyle popüler kültür kitabı herhalde ama ben pek beğenemedim, bilmiyorum. Okuyup çok beğenen de vardır ama benim hoşuma gitmedi. Meleklerin Ateşi, Hayalet Uçak, V.C. Enderus'un Çatı serisi var. Çatı, Çatıdaki Rüzgar, Gazap Tohumları ve Çatıdaki Dikenler, Gölgeli Bahçe, 2054 Çıkış Yok, 2055 Büyük Hesaplaşma ve 2056 İsyan, Sapiens, Homo Deus, 21. Yüzyıl için 21 Ders, Evrenin Ötesi, 1 Milyon Güneş, Dünyanın Gölgesi, Açlık Oyunları, Ateşe Yakalamak, Alaycı Kuş, Hitler'e Sordunuz mu Kavgamız, Hesaplaşma. Burada böyle üçer üçer gidiyor yazarların kitapları. İtekin'in Karanlık Kitaplık serisi var arkadaşlar. Uğursuz bir şey geliyor bu yana. Uykulu Kuytu Söylencesi, Melezler, Drakula, Yüce Tanrıpan, Nantakıtlı Arthur, Gordon Pym'in Öyküsü, Deliliğin Dağlarında, Kutulu'nun Çağrısı, Yürek Burgusu, İtfaiyeci, Doku Dünya, Matilda, Yasa Kitabı ve Yalanlar Kitabı, Üç Sahtekar, Doktor Jekyll ile Bay Hyde, Vampir, Şeytan, Hareket İblisi, Golem, Cehennemlik Yürek, Carmilla, Sonbahar Ülkesi, Sarı Duvar Kağıdı, Cadılar Bayramı Ağacı, Tekinsiz Öyküler, Kara Örümcek, Karanlıkta Fısıldayan, İnsmouth'un Üzerindeki Gölge, Körler Ülkesi ve Diğer Karanlık Öyküler, Karanlık Yazılar, Hayalet Öyküleri, Cehennem Evi, Kum Adam, Cehennem Evi, Tuhaf Hava, Vi, Sapık, Boynuzlar, Tut Ki Bir Rüya Gördün ve 39. kitap olan Dünya Savaşı Z. Brad Pitt'in meşhur filmi vardı hatırlarsınız, onun kitabıymış bu da. Baş kaldıran kurşun kalem, kalemimin sapını gülle donattım gündeste, aklından bir sayı tut,
Peter Pan ölmeli, Kurt Gölü, fırtına dayanacaksın, gözlerini sımsıkı kapat, şeytanı uyandırma, mucize, mucize ve ben, sahilde Kafka, 1Q84, kumandanı öldürmek, imkansızın şarkısı, şurada da 3 tane Rowling kitabı var, boş koltuk, Harry Potter ve lanetli çocuk, İkabok. Şurada benim Asimov'larım var arkadaşlar. Seri biraz genişledi. 3 Robot Yasası, Çelik Mağaralar ve Ölü Gezegen. Bu iki kitap aynısı arkadaşlar. Daha önceki, yani eklediğim son videoyu hatırlarsanız, Çelik Mağaralar kitabının daha sonra Altın Kitaplar tarafından Ölü Gezegen adıyla yayınlandığını söylemiştim ama sayfa sayısı çok fazla. Yani tam metin olmayabilir diye endişe ediyorum. Tamam, dediğim gibi punto farkı falan veya işte çeviri farkı da etkiliyor ama neredeyse %50, %60 artırılmış sayfa sayısıyla görünce kitabı da ister istemez buradan okumak istiyorum. Robot serisine başladım. Yani ben robotu zaten okumuştum. 3 Robot Yasası'nı da bitirdim. Şu an okuduğum kitabı bitirdikten sonra Ölü Gezegen'le birinci kitapla robot serisine başlamayı düşünüyorum. Dediğim gibi Çelik Mağaralar ve Ölü Gezegen aynı kitap zaten. Güneşin Tanrıları, Şafağın Robotları, Kurtarıcı, Vakıf. Şu vakıfın yeni basımı, Vakıf ve İmparatorluk yeni basımı, ikinci vakıf yeni basımı. Vakıfın Sınırı, bunu da yeni basımını aldım zaten, duyurmuştum Instagram hesabımdan, hatırlarsınız belki. Gelirse eğer kitap, yani tabii ben vakıf serisine henüz geçmedim ama bir kıyaslayacağım şöyle. Çeviri farkı varsa belki buradan okuyabilirim ama herhangi bir fark yoksa yeni kitaptan okumayı düşünüyorum. Vakıf ve Dünya, Vakıf kurulurken vakıf ileri. Dünya hepimize yeter, bilinmeyen tehlike. Sonsuzluğun sonu. Yine işte Asi Gezegen Tayran. Toz gibi yıldızlarla aynı kitap bu arkadaşlar. Elimde vardı, artık Asimov serisini tamamlamışken böyle yan yana koymak istedim. İkisi aynı kitap ama ben buradan okudum, şuradan okumadım. Dediğim gibi sayfa sayısı farkından dolayı tam metin olmayabilir diye endişe ediyorum. Uzay Akımları, Gökteki Çakıl Taşı. Saramagalar var burada. Körlük, görmek. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Ölümlü nesneler. Mızraklar, tüfekler, tüfekler. Filin Yolculuğu, Çatıdaki Pencere. Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Kopyalanmış Adam. Şurada sığmadığı için yukarı aldım. Clive Cussler'ın İnka Altını kitabı var. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi 1'den 24'e kadar olan, eksiksiz bendeki, Atatürk'ün okuduğu kitaplar seti var. Anıtkabir'den almıştım ben bunu. Bunun galiba eski basımları 20 cilt falanmış arkadaşlar. Sonradan mı 24'e çıkarıldı, yoksa hani bir sayfa sayısını azaltıp 24 kitap mı yaptılar bilmiyorum ama hani elinde 20 cilt olan varsa da benimkini eksik diye hani tribe girmeden önce en azından bir araştırmasında fayda var. Benim söylediğim gibi bir şey olmuş olabilir. Yine şurada Clive Cussler serisini hızlı bir şekilde geçeyim arkadaşlar. Yılan, Mavi Altın, Buz Ateşi, Beyaz Ölüm, Kayıp Kent, Kutup Kayması, Kılavuz, Şeytan Geceli, Fırtına, Altın Buda, Kutsal Taş, Karanlık Takip, İskelet Sahili, Kıyamet Gemisi, Korsan Gemisi, Orman, Kusursuz Plan, Sabotajcı, Casus, Yarış, Hırsız, Sparta Altınları, Kayıp İmparatorluk, Krallık, Mezar, Kayıp Şehrin Laneti, Mavi Vurgun, Buzdağı, Titanik, Enkaz, Kör Dalış, Batık, Girdap, Şeytan Denizi, Hazine, Kıskacın, Cep Boyolanı, Sahrada Ayak Sesleri, Şok Dalgası, Kükreyen Deniz, Atlantis Bulundu, Valhalla'nın Yükselişi, Truva Hazinesi, Kara Fırtına, Cengiz Han'ın Hazinesi, Kutup Yolculuğu, Hilal Şafağı, Kayıp Plan, Sihirli Uçak, Winfiz'in Maceraları ve Sihirli Tekne, Hotsitotsi'nin Maceraları. Bu da Deniz Avcıları arkadaşlar. Clive Cussler'ın kurgu dışı olan kitabıydı. Bu alt sıralar biraz zor oluyor benim için videoyu alırken. Şurada da yine Agatha Christie'leri hızlı bir şekilde okuyayım arkadaşlar. Daha önce tanıtmıştım ama artık hepsine birden girdim diye bunları da okumak istiyorum. Ölüm Oyunu, 10 Küçük Zenci, Elmayı Yılan Isırdı, Roger Ackroyd Cinayeti, Ölüm Çığlığı, Ölüm Dalgaları, Porsuk Ağacı Cinayeti, Ölüm Diken Üstünde, 10 Küçük Zenci, Noel'de Cinayet, Mavi Tren'in Esrarı, 3 Yanlış, 3 Ceset ve Perde İndi, Ölüm Adası, Cesetler Merdiveni, Yedilerin Gizemi, Büyük Dörtler, Miss Marple'ın Son Maceraları, Nil'de Ölüm, Cinayet İlanı, Arka Sokaktaki Cinayet, Frankfurt Yolcusu, Bir İş Masasında Cinayet, 16.50 Treni, Hollow Malikanesi Cinayeti, Örümcek Ağı, Noel Kekin'in Gizemi, Ne ve Yame, Pembe Evde Köylü, Üçüncü Kız, Bağdat'a Geldiler, Kahverengi Elbiseli Adam, Cinayetler Kulübü, Ölüm Sessiz Geldi, Cinayet Alfabesi, Bilinmeyen Hedef, Herkül'ün 12 Görevi, Esrarengiz Tanık, Acı Kahve, Cinayetler Oteli, Doğu Ekspresi'nde Cinayet, Üç Perdelik Cinayet, Zehiri Kim Verdi, Sevginin Bağladıkları Gül ve Porsuk Ağacı, Çarpık Evdeki Cesetler, Mezopotamya'da Cinayet, Cenazeden Sonra, Poyur Araştırıyor, Annem ve Ben,
Fare Kapana, Listerdale'in Gizemi, Stafford Malikane Annesinin Gizemi, Ölüm Saatleri, Dersimiz Cinayet, Lord Edgware'ı Kim Öldürdü, Sıfıra Doğru Sonsuz Gece, Poirot'un ilk davaları, Beklenmeyen Misafir, Beş Küçük Domuz, Güvercinler Arasında Bir Kedi, Cinayet İlanı, Sonuncu Kurban, Neden Amos'a Sormadılar, Cinayet Randevusu, Kader Kapısı. Şunlar aldım son Agatha Christie kitaplarıydı. En alt raf olduğu için arkadaşlar şekilde girerek okuyorum. Biraz zorlandım, kusura bakmayın. Şurada Harry Potter'ın 7 kitaplık serisi var. Felsefe Taşı, Sırlar Odası, Azkaban Tutsağı, Ateş Kadehi, Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Melez Prens ve en sağdaki de Ölüm Yadigarları'ydı. Daha önce tanıtmıştım zaten bunları. Alt satırdan, alt raftan kurtulup şöyle yukarıdan devam edeyim. Burada arkadaşlar toplamda 15 kitaplık Zaman Çarkı serisi var. Dünyanın Gözü, Büyük Av, Yeniden Doğan Ejder, Gölge Yükseliyor, Göğün Ateşleri, Kaos Lordu, Kılıçtan Taç, Hançer Yolu, Kışın Yüreği, Alacakaranlık Kavşağı, Düş Hançeri, Fırtına Toplanıyor, Gece Yarısı Kuleleri, Işığın Anısı ve Yeni Bahar kitapları. Ya bazı şeylerde çok dikkat etmiyorlar arkadaşlar. Hani şimdi mesela gözüme çarptı benim. Gece Yarısı ayrı yazılır, bitişik yazılmaz. Kitabın adında bile dikkat etmemişler. Yine aynı şekilde Jane Austen'in Gurur ve Önyargı kitabı. Önyargı ayrı yazılır, bitişik yazılmaz. Yani Türk Dil Kurumu'na girip bunların doğrusunu öğrenmek çok zor olmasa gerek. Ön söz, son söz ayrı yazılır. Yani hani çok sık yapılan hatalar bunlar. Böyle editörlerden, redaktörlerden videomu dinleyen olursa da yani naçizane tavsiyem. Benim de yanlış bildiğim şeyler vardı mutlaka ama en azından böyle şeylerde. Çünkü bunlar çok belirgin hatalar dedim ya. Yani direkt kitabın adını yazıyorsunuz buraya Gece Yarısı diye yani veya işte Gurur ve Önyargı. Direkt kitabın adında veya daha birinci cümlede ön söz yazarken yanlış yazınca da beni açıkçası rahatsız ediyor. Ve sıfırıncı kitap Yeni Bahar. Şurada arkadaşlar Vitruvius'un mimarlık üzerine kitabı vardı. Ciltli kitaplarım bunlar. Üç ciltlik Ada serisi Ada, Ada Sırlar Çözülüyor ve Ada Yanıyor kitapları. Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları, Gölge Şehir, Ruhlar Kütüphanesi ve Günler Haritası, Kitap Hırsızı, Big Boss, Aksaray'ın Sırları, Kış Günlüğü, Bulantı, Sonuç Almanın yine emin olamadım Sırları. Evet bakın şöyle altına doğru kaydırmışlar adını. Tosun Bank, Frene ve Zoe, Kör Adım, Kusursuz Fırtına, Babil'in En Zengin Adamı, Babil Mitolojisi, 6 Yıl, Çizginin Dışındakiler, Kızıl Göğün Altında, Amerika, Vezir Gambit'i, Hikayeler Atsız'dan, Ahmet Taşal, Bozkır'ın Kanunlukları, bu iki kitap bana hediyeydi. Sen Benim Hayatımsın, Bir Çift Yürek, Gri, Lanetli, Gölge Oyunu, Stefan Zweig Seçme Eserleri, Otostopçunun Galaksi Rehberi. Şu arkadaşlar 6 ciltlik Ender serisi Orson Scott Card'ın, Ender'ın Oyunu, Ölülerin Sözcüsü Soykırım, Aklın Çocukları, Savaş Okulu'nda Yılbaşı ve Ender Sürgün'de ve daha sonra çıkan Ender'in Gölgesi kitabı. Pegasus yayınlarından çıkmış bu da. Şurada arkadaşlar 5 ciltlik bir Sherlock Holmes serisi var. Gerçek Kanıt ister, Aklın Şüphesi Suçun Gerçeğidir, Şüphe Asla Uyumaz, Akıl Oyunlarının Gölgesinde, Suç Detayda Saklıdır, Bazı Kelimeler Çok Güzel, Lugat 365, Mart Menekşeleri, Uçurtma Avcısı, Baba, 1881-1938 Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Açık Mektup, Kökler, Yollar ve Yitik Benler, Zamanın Kısa Tarihi, Düşmanca Devralma, Spiderman, Alacakaranlık, Yeni Ay, Tutulma, Şafak Vakti. Burada arkadaşlar Salvador'un Kara Elf serisi vardı. Ana Yurt, Sürgün, Göç, Kristal Parçası, Gümüş Damarları, Buçukluğun Mücevheri, Miras, Yıldızsız Gece, Karanlığın Kuşatması, Şafağa Geçit, Sessiz Kılıç, Dünyanın Omurgası ve Kılıçlar Denizi. Ben de şimdilik 13 kitap var. Devamı şimdilik bende yok. Yine şurada arkadaşlar 46 kitaplık Jules Verne setimi hızlı bir şekilde okuyup geçeyim. Doktor Ox'un Deneyi, Madenin Esrarı, Dünyadan Ay'a, Karpatlar Şatosu, Ay'ın Çevresinde Seyahat, Dünyanın Merkezine Seyahat, Kaptan Grant'in Çocukları 1, Dünyanın Ucundaki Fener, Kaptan Grant'in Çocukları 2, Altın Volkanı, Wilhelm Storitz'in Sırrı, Kaptan Grant'in Çocukları 3, Balonla 5 Hafta, Zakarius Usta ve Olağanüstü Öyküler, İnatçı Keraban 1, İnatçı Keraban 2, Denizler Altında 20 Bin Fersah 1, Ne Altı Var Ne Üstü, Denizler Altında 20 Bin Fersah 2, Michel Strogoff, Fatih Robur, Dünyanın Hakimi, Fantastik Öyküler, Edom, Frit Flak ve Humbug, Begüm'ün 500 Milyonu Yüzen Şehir,
Kaptan Hatteras'ın maceraları 1, Kaptan Hatteras'ın maceraları 2. 2 yıl okul tatili. Yani İteki de bunları niye böyle yapmış bilmiyorum yani. Şu 2 yıl okul tatilini kalın kalın basıp şunları ikiye bölerek basmış. Orijinali mi öyle, İteki mi böldü ben de bilmiyorum ama yani gerçekten 46 olmayabilirdi bu sayı bazılarına. Böyle ikiye bölüp yayınlamışlar. 29. kitap Bayan Brannigan, Esrarlı Ada 1, Esrarlı Ada 2. 80 günde devri alem. Livonya'da bir dram. Clavius Derdentor. Şanselor. Bayrağa karşı. Buzların Sfenksi 1. Buzların Sfenksi 2. Janga'da. Kürkler ülkesi 1. Kürkler ülkesi 2. 3 Rus ve 3 İngiliz'in Güney Afrika serüvenleri. Piyango bileti. Çin'de bir Çinli'nin başına gelenler. 15 yaşında bir kaptan 1 ve 15 yaşında bir kaptan 2. Yeri gelmişken yine söyleyeyim. 15 ayrı yazılır değerli İtaki editörleri. 15 bitişik yazılmaz. Yani işte böyle şeyler dediğim gibi daha kitabın adında yanlış görünce beni rahatsız ediyor şahsen. Burada arkadaşlar Tolkien'in cep boy olanları var yani mini kitapları. Büyük Wotan Demircisi, Tom Bombadil'in maceraları, Hemli Çiftçi Giles. Şurada Delikanlı kitabı var 3 cilt olarak basılan. Metal Fırtına 2-3-4 birleştirilmiş hali. Ejder Uçuşu, Ejder Arayışı, Ejder Şarkısı ve Beyaz Ejder. Bu da zor bulunan bir seriydi arkadaşlar. Yani sıfır yok zaten de nadir kitapta ikinci elini zor denk getirip almıştım böyle. Yaşar Kemal'in 4 kitabının bir arada olduğu İnce Mehmet seti. Bunlar böyle cep boy gibi olduğu için rafımda dar gördüğünüz gibi mecburen buraya sıkıştırdım. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. Sakarya'dan Lozan'a. Kara Dövme. Burada Grangeler var. Siyah Kan, Leyleklerin Uçuşu, Lontano, Son Av. Bu dördünü okudum. Koloni, Kayiken, Ölü Ruhlar Ormanı, Kurtlar İmparatorluğu, Şeytan Yemini, Kızıl Nehir, Kongo Yağıt, Taş Meclisi, Ölüler Diyarı ve Sis'le Gelen Yolcu. Elveda Güzel Vatanım, Aşkımız Eski Bir Roman, Minatta'nın Bileziği, Agatha'nın Anahtarı, İstanbul Hatırası ve Kırlangıç Çığlığı. Ankara'da da birkaç tane Ahmet Ümit kitabım kaldı. Patasana vardı. Bir kitap daha vardı hatırlayamadım şimdi adını. Sultanı Öldürmek vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İşte tamam burada değil yani ne yazık ki kitaplarımın. Ayrı Mektubu görülmüştür. Burada Yılmaz Özdiller var. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Kadın, Adam, Mustafa Kemal, Son Cüret, İsim Şehir Hayvan, İsim Şehir Bitki, Sen Kimsin? Burada Soner Yalçınlar var. Bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor. Teşkilatın iki silah şoru, Binbaşı Enver'in itirafları, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Siz Kimi Kandırıyorsunuz, Kayıp Sicil, Saklı Seçilmişler, Kara Kutu, Reis, Samizdat, Efendi, Efendi 2, Behçet Can Türk'ün Anıları, The Özal, Erbakan ve Bay Pipo. Atatürk'ü özlemek. Yine bakın burada da kesme işaretini Ü'nün yanına koymuşlar. Atatürk'le Ü'nün arasına koyacaklarına yani şu beyaz kesme işareti şurada olmalıydı. Şurada olduğu gibi. Yani bunlar biraz basım hataları böyle yayın evlerinin yaptı. Ne yazık ki özensiz basıyorlar bazı kitapları. Metastaz, Metastaz 2 Cendere, Boyun Eğme. Burada Tolkien'larım var arkadaşlar. Hobbit, tek cilt özel basım, Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion, Bitmemiş Öyküler, Kayıp Öyküler kitabı 2. Ben bunu sıfır bulup aldım nadir de. Kayıp Öyküler kitabı 1'in sıfırını ve uygun fiyatlısını bulamadığım için bekliyorum hala. O yüzden 1 yok, 2 var yani bende. Hurin'in Çocukları, Beren'in Lúthien, Gondolin'in Düşüşü, Kullervo'nun Hikayesi. Burada Tezkere-i Sen'ler var arkadaşlar. Kan Gölü, Cerrah, Çırak, Günahkar, İkiz Bedenler, Siliniş, Mephisto Kulübü, Ruh Koleksiyoncusu, Buz Gibi Soğuk, Sessiz Kız, Sona Kalan ve Diriliş. Yine Tezkere-i Sen'ler, Bıçak Sırtı, Hasat, Proje, Ölümcül Virüs, Aşk Ölümden Uyanıştır, Yörünge, Ateşin Şarkısı, Ucubeler, Gece Gelen. Ankara'da da yine yanlış hatırlamıyorsam 7-8 tane daha Tezkere-i Sen kitabım olması lazım. Tamam buradakiler değil. Neva, şu arkadaşlar Jules Verne'in Bir Piyango Bileti kitabıydı. Bakın şurada ismi yazıyor Bir Piyango Bileti. Babamın kitabıydı bu, ben aldım. Şeker Portakalı, Güneşi Uyandıralım, Deli Fişek. Şu Şeker Portakalı'yla size az önce gösterdiğim turuncu kapaklı yani şu an hepinizin, çoğunuzun diyeyim daha doğrusu elinde bulunan Şeker Portakalı'nın çevirisi farklı. O yüzden iki tane var bende, farklı çeviriler var. Kırmızı Pazartesi, İtiraflarım, Juliet Cemiyeti, Bilgelik Takvimi, Martin Eden, Zindan Adası, Prestij, Beyaz Zambaklar Ülkesinde. İşte şu biraz daha ince oradaki kalın o yüzden onu aldım tekrar.
bir kırmızı kapaklı göstermiştim. Pusluklar Atlası, Korkunun Bütün Sesleri, Tepedeki Ev, Karanlıkta Fısıldayan, Çavdar Tarlasında Çocuklar, Martık, Kafka'dan Dava, Metal Fırtına, Küçük Prens, 4. Bölük, Küçük Karabalık, Bir Kuzey Macerası, Dönüşüm, Simyacı, Düşüş, 9. Aleciye Koğuşu, Nietzsche Ağladığında, Evlenmeden Önce, Ölüm Pornosu. Şu kitap neymiş acaba? Adı görünmedi. Heh. Tamam, hatırladım. Bilim kurgu tekniği kitabıydı bu arkadaşlar. Sırtında yazmıyor, çok ince olduğu için siz de görün ne olduğunu. Bize Yalnızlık Düştü, Tuhaf Masallar, Tavesin, Enel Hak, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Ölü Ozanlar Derneği, Diriliş Nesli'nin Amentüsü, Korku, Amok Koşucusu. Şu Amok Koşucusunu çok beğenmiştim. Özellikle gerçekten başarılı bir kitaptı bence. Sol Ayağım, Boz Kurtlar, Stephen Hawking'in Kara Delikler kitabı, İhanetin 500'ü, Evrenden Torpilim Var, Yol, İnsancıklar, 6. Koğuş, Bağımsızlık Benim Karakterimdir, Satranç. Yine satranç da çok güzeldi ama koşucusuyla beraber satrancı da öneririm. Yabancı, Gözlerindeki Sır, Gezgin'in El Rehberi, İçimdeki Müzik, Beyaz Diş, Ferrarisini Satan Bilge, Kürk Mantolu Madonna ve Suç ve Ceza'nın farklı bir yayın evinden olan kitabı. Ciltlisi de var, ben de göstermiştim size. Rowrandom, Bu Mülkün Sultanları, Fahrenheit 451. Şu kitabın çevirisi farklı. Ben buradan okudum, güzel olan bu. O yüzden tutuyorum. Yolların Sonu, İran Masalları, Matrix, Neuromancer, Michael Moore'un Örümcek Kitabı, Kavgam, Atatürk'ün de çocukları vardı. Atatürk'ten iz bırakan sözler, Fikriye, Atatürkçülük nedir? Bir ömür nasıl yaşanır? İyi uykular sayın seyirciler. Dünyayı sarsan olaylar, analiz, aklında dalga geçme, liderler hapishanesi, Haliç'te yaşayan Simonlar, Kısa 20. Yüzyıl, Che Guevara, Tekrar Yollarda, Zeytin Dağı, Sarı Zeybek, Şehvetiye Tarikatı, Sosyalizmin Alfabesi, Dar Ağacında Üç Fidan, Ecevit'in Anıları, Bir Polis Şefinin Kısa Tarihi, Pike, Türkiye'nin Yakın Tarihi, Hugo Chavez ve Bolivarcı Devrim, 31 Mart Olayı, Ya Öyle Değilse, Bolşevik Devrimi'nin birinci kitabı, 2 ve 3'ü göstermiştim arkadaşlar. Biri okudum, diğerlerini okumadım, o yüzden ayrı yerde duruyorlar. Musa'nın Çocukları, Kan Uykusu, Türk Adını Silme Planı da, Türklerin Serüveni, Montaigne Denemeler. Son raflara doğru geliyorum. Az kaldı, bitiriyorum yani. Şurada arkadaşlar Atatürk'ün bütün eserlerinin şöyle birden 30'a kadar olan kitapları var. Yani tek tek saymaya gerek yok. Şöyle göstereyim yine. Birden 30'a kadar olan bütün kitapları var. Ciltli bunlar. Gerçekten güzel bir çalışma ama daha önce söylediğim gibi çok pahalı. Isaac Asimov'dan Bilim ve Buluşlar Tarihi, Atsız Türkçülüğün Mistik Önderi, Halil İnalcık'tan Fatih Sultan Mehmet Han, Conan, Mao Zedong Bir Yaşam ve Eleştirel Bir Biyografi Jules Verne. Bunların mesela arkadaşlar İtaki'den çıkan ciltleri de varmış. Ama ben satın aldığım sırada hiçbir internet sitesinde, yani sıfır satanları kastediyorum, İlk Nokta dahil, İtaki'nin kendi internet sitesi dahil, İdefix, Diana, işte hepsi burada. Kitap burada, aklınıza ne geliyorsa yani. Hiçbir yerde ciltlisini bulamadım. O yüzden de mecburen karton kapaklısını aldım. Ama yani eğer aldığım sırada ciltlileri olsaydı bunların, fiyat farkına bakmayıp 20 lira, 30 lira neyse daha fazla verip o ciltli kitapları almak isterdim. İtaki'nin, daha önce söylemiştim, tekrar ediyorum, güzel huyu, böyle kitapların hem karton kapaklısı hem ciltlisini basması, kötü uyuysa ciltlisini bir kere bastığında aldınız aldınız arkadaşlar. Almadınız, yeni basımını çoğunlukla yapmıyor ne yazık ki İtaki. Atatürk'ün Yaveri, Cevat Abbas Gürer, Sarmal, Baronlar Savaşı, Kozmik Albay, Kaçak Saray, Dayının Casusları, Paralel Hat, İfşa, Askerin Önü, Turgut Özakman'dan Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar. Şurada arkadaşlar Angie Sage'in Septimus Heap serisi var. Büyü, Uçuş, Simyacı, Arayış, Kaçış. Şu üçüncü kitabı çok zor bulmuştum. Simyacı kitabını, hala basın problemi var mı bilmiyorum. Çok aramıştım. Sen Vatan Haini Misin Baba? Merdivenler Kenti, Kılıçlar Kenti, Mucizeler Kenti, Cami ve Siyaset, Darbeli Kalemler, Tanrılar Okulu, Edgar Allan Poe'nun İtaki'den olan Bütün Hikayeler kitabı, size gösterdiğim Ren yayınlarındandı. Çeviri farkı varmış. Ya arkadaşlar, bu kitabı alalı çok oldu da daha sonra bir internette okurken dediğim gibi bazıları çeviriden şikayet etmişler. Öyle bir indirim görünce de Ren kitap evinden de aldım. Okuyacağım zaman kıyaslayacağım ikisini de, hangisi hoşuma giderse artık oradan. Hitler kitabı okumayı düşünüyorum. Hitler kitabı, Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal,
Sinan Meydan'ın Aklı Kemal kitabı 5 cilt bir arada. Konstantiniyye Oteli, Lovecraft'ın bütün eserleri arkadaşlar, seçme eserler diyor. Bu da bana hediye geldi. Şurada Dan Brown'dan var. Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, İhanet Noktası, Dijital Kale, Kayıp Sembol, Cehennem ve Başlangıç. Burada George Orwell'lar var. Hayvan Çiftliği 1984, Aspidistra, Papazın Kızı, Burma Günleri, Vegan İskelesi Yolu, Bu Olmamak için Paris ve Londra'da 5 parasız bir idam, Balina'nın Karnında, Katalonya'ya Selam. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar, ben sözleşmesi gereği 2021 itibariyle George Orwell'a ödenen telifler kalktı. O yüzden her yayın evinden çıkan, daha önce basın bulunmayan kitapları ben de Itaki'den aldım. Balina'nın Karnında ve Katalonya'ya Selam kitaplarını. Trendeki Kız, Karanlık Sular, Anne Kafamda Bit Var, Can Dündar'ın Bir Ant, Bir Ömür Ardına Bakmadan kitabı. 12 Mart, Ergenekon, 12 Eylül Saat 04, Son Darbe, 28 Şubat, Demir Kırat. Fikrimizin Rehberi, Don Kişot, Marslı, Artemis, Kafes, Mallory, Gölün Dibindeki Ev, Kırmızı Piyano, Carol Gömülmeden, Teftiş, Olasılıksız, Sil Baştan, Kayboluş, Zaman Çarkı, İhtilalin Mantığı, Lider ve Demagog, Toprak Uyanırsa, Suyu Arayan Adam, Kırmızı Mektuplar. Bu kitabın herhalde uzun süre basımı mı yokmuş veya yeni mi çıkmış bilmiyorum yani. Geçen yıl aldım bunu arkadaşlar. Şevket Süreyya Aydemir'in Kırmızı Mektuplar kitabını 2020 yazında almıştım. Yani yeni satışa çıkmıştı. Fark edip aldım. Şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk kitabı. Zaten okudum, kitap vardı da bir de bu olsun diye fazladan aldım. Güç Odaklarının Mücadelesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler. Unutulan Ada Kıbrıs. Suçlamalara Karşı Gerçekler. Ve son kitapları arkadaşlar bitiriyorum. Daha önce göstermiştim ama yine şurada hızlıca göstereyim artık. Güzel Sarı Tuna, Magellanya'da, 20. yüzyılda Paris, Matthias Sandorf, Buzlar Arasında Bir Kış, Bütün Öyküler, Güney Yıldızı, Yeşil Işın, Şantelen Kontu, Robinsonlar Okulu, şurada Philip K. Dick'in Androidler, Elektrikli Koyun Düşler mi ve Yüksek Şato'daki Adam kitapları var. Satır olduğu için evet çekmekte biraz zorlandım. Decameron, Koku, Silo, Vardiya, Toz ve Kum, Ben, Kirke, Aşil'in Şarkısı, Eski Sevgili, Sakıncalı Amiral, Amaka Hayal, Atatürk Ülkesine Sığınanlar, Ya Gazi Paşa Duyarsa, Kirpinin Zarafeti, Korkma İnsancık Korkma ve burada da Asena kitabı var. Tam sayısını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Videolardan birinde oturup üşenmeyip saymıştım yani. 1346 demiştim o videomda. Hiç zaten konuşmamıştım. Sadece müzik eşliğinde kitaplığımı göstermiştim. Hatta bunun için eleştiri de almıştım. Yok kitapları göstermedin, yok sırtı görünüyor bazılarının, ne anlamı var falan diye. Bugün hem tek tek okudum hem de o videoyu çektikten sonra, yani bayağı bir kitap eklendi kitaplığıma. Tam sayısını ben de bilmiyorum. Video yüklerken de hani bakmayı düşünmüyorum. Kitap sayısını yazmayacağım arkadaşlar. Belki daha sonra Instagram hesabımdan duyurabilirim şu kadar kitap varmış diye. Evet arkadaşlar, bugün sizlere sadece odamda bulunan, tekrar ediyorum, sadece odamda bulunan kitapları tanıtmaya çalıştım. Başka odada hediye etmeyi bekleyen 20'den fazla kitap. Ankara'daki kitaplığımda da herhalde, yani tahmini söylüyorum yine, 150 ile 200 arasında da kitabım vardır. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Hoşça kalın.